çalışmam gerekiyordu. Tek başımıza iki kardeş oturduğumuz için çalışmamız lazımdı. Tekstile koydular o zaman bizi. İlk gittiğim gün direkt tartışmaya girdim. Yemek oldukça kötüydü. Bana dediler ki sus, hiç kimse bir şey söylemiyor, sen de konuşma. Makinalara kronometreler takıldı. İşte diyelim ki bir iş 3 saniyede çıkıyorsa, 3 saniye geçtiği zaman yeşil kırmızıya dönüyor. Kırmızıya döndüğü an mutlaka ustalar hemen etrafında geziyor. İşte bak, yavaşlıyorsun. Ama 3 saniyeden daha erken yapsan ses çıkmıyor kimsede. Banta baktığınız zaman belki de bir bantta yalnızca 2 tane erkek vardır. O çıkan bütün işleri bayanlar çıkartıyor ama erkekler daha çok maaş alıyor. Soğuk mesela, atölye buz gibi. Yine kendi zorumla oraya petek koydurdum. 1 yıl kavga ede ede koydurttum ve petek yanmadı. Yıllık zamım geri alındı. Önceki maaşımdan da geri çekildi. Asgari ücret oldu ve bu bir baskıydı benim üzerimde. Beni çıkartmadılar ama baskı yaparak çıkmamı sağladılar. Fabrikadan çıktıktan sonra iş bulamayınca mecburen terzilik yapmak zorundayım. Ben göze alarak memnun olmadığım her şeyi mutlaka konuşuyorum. 1 Mayıs mı? Koşa koşa gidiyorum. Giderken tek başıma gidiyorum. Ya da bir arkadaşla, ya da bulamasam başımı alıp gidiyorum. Gittiğim zaman direktmen nereye katılsam nereye katılsam TKP'ye. Dedim o zaman ben bireysel değil de bir yere girmeliyim. Ben de bir şeyler yapmalıyım. Ben de var olmalıyım. İyi oldum.